Hiç fark ediyor mu ya? Ortalık köpek içinde kalmış. Patlama. Anacığım. Ana. Ne olmuş buralar böyle ya? Ya ana. Aa, anam köpek olmuş ya her yer. Ana. Abbo. Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Kız Sevda, koş yetiş, koş. Ah. Hay Allah'ım, buralar ne olmuş? Ah, ah, ah anacığım, ah, ah. Ah. Ah, ah, ah. Ah anacığım, ya sen acaba yanlış deterjanı mı koydun? Bilmiyorum ki be. Oh. Aa, anacığım sen buraları böyle bodrum diskosuna çevirmişsin ya. Kızım ya. Dur dur çek. Ana! 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 Ay! Ah. Ay! Ana! Aa, ana! Ne oluyor? Yenge? Aa, ay bunlar! Ay! Aa, ay! 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 Ne yapıyorsun? Aa, ay! 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 Mama, ne oluyor lan orada? Tövbe bismillah. Sevda'nın yarısı değil mi o? Koş! Ne yaptınız burada ya? Ne oluyor burada? Ne oluyor Elçican, hadi gel seni oturtalım, gel. Ay, gel. Ya oturamam. İyi de böyle mi duracaksın? He Nurcan. Bir şey diyeceğim, Allah'ınızı severseniz. Ne oldu bura böyle ya? Artistlik buz patinaj pistine dönmüş resmen. Bana bakın. Katerina Witt gibi oldu ya. Anam makineye yanlış deterjanı koyduysa demek. Neyse canım. Pislerden arındır diye. Kız sen benim günahımı alma sen ya. Baktım da kodum da yok. Bayram işte olan bana ne oldu ya? Kuyruğum, ay, kuyruğum, ay. Kuyruğum. Dur, üfleyeyim. Dur, dur, dur. Ay, ay, ay. Ay, tamam, ben de, ben de, ben de. Ay, tamam. Allah Allah. Ya bu Ercan niye tabelaya karartma uygulamış? Vallahi ben de bilemem ki ya. Hem Ercan Başkan'ın işine akıl nere? Şarkı Hoca'nın takım sattı diyedir belki. Aman yok be. Tabela vergisini yırtmak için yapmıştır onu. Ya kendi reklamını yapıyor belki. Sonuçta son zamanlarda kendini yoğurt işine vurdu ya. Bence bu işin kokusu yakında çıkar. Tabii. Ah. İsmail dayı. Selamun aleyküm geçti. Aleykümselam. İyi misiniz? İyiyiz valla. Hoş gelin, gel buyur otur. Nasıl, benim tabelayı beğendiniz mi? Bir tabelası. Senin tabela derken? Nasıl görmezsiniz ya, işte bu benim tabela ya. Evet, kaçayım da bir görün bakalım. Evet, vatana, millete hayırlı ve uğurlu olsun.
bir mesaj baş. Alo. Abo. Abo. Bu ne ya? Nasıl? Beğendiniz mi? Sırfbaş Mermercilik İrtibat Bürosu. Nasıl olmuş? Bir dakika. Ne o ya? He, Samim'im. Baba neredesin? He, geldik, evdeyiz, çok şükür. Evde ne yapıyorsun ya? Köye gelsene meydana. Ne yapalım işte, evdeyiz. Üst verandayı hamam eyledik. Hamamlanıyoruz. Baba, adam tabelasını köyün meydanına astı. Kim? Sırfbaş. Ne? Kapıyorum kafa. Kalk oğlum kalk. Adam tabelayı köyün ortasına asmış. Gol yemekle kalmadık. Resmen küme düştük lan. Çıkarttı çiçekler. Aman değil. Ay ay ay. Geliyor babamlar. İyi gelsinler. Alo. Abi geliyor adamlar. İyi. Sen de ufak ufak bu tarafa doğru yavaş yavaş gel bakalım hadi. Şimdi Samimciğim, yani babayları geliyor ama ben bu gerginliğin sebebini anlayamadım. Biz niye triple infection içine girdik? Ya oğlum, köye mermercilerin de dandığını köylünün öğrenmemesi lazım. Sebep? Ya öyle işte. Vaktimiz yok. Babamlar gelene kadar bir şey yapmamız lazım. O tabela orada öyle olmaz. Örtelim abi. Nasıl? Sanırsam örtüyle. Havada asılı duramayacağımıza göre... Hayır, onun için Cristiano Ronaldo olmak gerekiyor. Ayı! Gözünü seveyim, boş konuşma ya. Yer kolumda ben vereceğim eline ha. Tamam yavrum, tamam. Şaka da mı yapmayak be? Ya ben demircinin oradan uzun merdiveni alıp geleyim. Örtü orada zaten. Göre örteriz. Siz de düşünün, bir bahane bulun adama. Tamam oğlum, bahane kolay ya. Babamlar geleseye kadar çözelim bu işi. Sen fırla hadi, 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 hadi. Sen de ara, Ercan gelsin. Abi onlar kaç gündür kampta bilmiyor musun? Telefonları falan kapalıdır hep. Ne kampı ya? Sezon başı kampı mı? Başka bir takım aldığınızda benim haberim mi yok? Allah'ım sevmişim birisini ha. Nesef abi, bak şimdi sen Mavi'de öbür elini verecek eline göreceksin ha. Abi, biliyorsun işte, aşk meşk işleri. Ya oğlum, onlar aşka düştüyse babanı ara, baban gelsin koçum, ne bekliyorsun? Dakikamazda, senin de mi arasın? Al şunu ya, al, benden ara, al. Senin ararsam açmaz ha. Ya siz ailecek, baba oğul. Ne kadar sinir insan, ne kadar şey insanlarsınız siz ya. Al. Mary. He. Mutlu musun? Çok. O kadar mutluyum ki. Biliyor musun? Yani bu hayatta senden başka kimse beni böyle salıncak da sallamadı ha. Gerçekten mi? He. Bilmiyordum ama hissediyordum biliyor musun? Seninle ilgili birçok şeyi en derinden hissettiğim gibi. Ya neymiş o? Saşk. Saşk ne? Saşk, aşkların en saf hali. Saf aşk. Ha. İyi ki seni tanımışım. Ay. İyi ki bir güzele vurulup bu köyde kalmışım. Aşkların en saf hali. Mary, gerçekten mutlu musun? Çok mutluyum heyecan. Peki derecesi ne? Yani mutlu musun yoksa mutluluktan uçuyor musun? O kadar mutluyum ki, o kadar mutluyum ki sen beni mutluluktan uçuyormuşum say. Olur mu? Ah.
Meri. Ercan. Ana gerçekten uçtu. Meri. 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 Ercan. Bir yeri kırılmadı değil mi? Yok. Kuyruk sokumum kalkıldı. Kaldı. Dikkatli. Ercan gel buraya. Ercan. Ercan kaldır. Kaldır beni. Kaldıramadın beni. Allah. Kaldır. Allah. Ercan. Yine de seni seviyorum. Yeni bir şey olmadı değil mi? Yok. Kuyruk sokumum kalkıldı. Seni seviyorum. Hey! Tombili! Oğlum ağzımız kurudu lan! Madem kahveye sen bakıyorsun, bir çay bir de çek ya! Lan Dombili, tek kolla çay verebilecek mi oğlum? Vereceğim de, zor oluyor tabii. Aslanım benim be. Yürü. Oy Dombili, Dombili, çay da verecek Dombili. maşallah. Allah Allah. Ay. 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 Ay ne zor işmiş ya. Of. Ay. Ay ay ay. Sevda, canı çıkmaya sıcağı. Sen değiştirdin değil mi deterjanları? Bir de beni suç atıyorsun. Sen yanlış koydun ana değiyi. Beni ver, 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 ver. Bu elde yıkama için. Neden? Çünkü iri taneli. Otomatın ki böyle ince olur bulgur gibi. Aa, sen de beni tattın imana ya. Ay, Nurcin! Nurcin! Ha? Nurcin! Aa, ne oluyor ya? Aa, git baksana. Dur. Ha Nurcin! Ay, 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 Elticen ne oldu? Ah. Ay, Nurcin. Beni sağlık ocağına mı kaldırsanız? Ben dayanamıyorum galiba eziyete. Ay, zokluyorum, zokluyorum Nurcin. Dur, tamam, zoklama, zoklama. Dur, yavaş, yavaş. Gel şöyle ayaklarını indir. Geldim, geldim. Durun, durun, geldim. Acele etmeyin, acele etmeyin. Çok zokluyor. Gel, Nurcin. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Tamam, tamam, geçtim. Götün beni Allah aşkına. İyi terlikler. Tamam, tamam, tamam. Bak, bırak şimdi sen bize kendini. Ha, bırak şöyle. Biz bak şimdi, uçtu uçtu, kuş uçtu yapacağız. Bir, iki, üç. Hoppa! Mermerci diyor bak. Köyü mermerciler mi geliyormuş? Abo! Samim? Ne o tabela oğlum öyle? Daha o tabela bir şey değil ya. O değişecek o. Ya şey o ya. Benim Şebe kanalı var ya. Onun için reklam çekiyordum. Onun tabelası o. Siz onu bunu boş verin de benim kanala abone oldunuz mu? He olduk Şakir. 100 kere söyledin. Mecbur olduk. İyi. 101. kere söylüyorum. Bir kez daha abone olun o zaman. Olduk. Bu arada da boş boş durmayın. Hocalarınıza söyleyin, onlar da abone olsunlar. Like atmayı da unutmayın ha. Attık attık. He biz dislike attık ama.
Bak şunlara bak. Allah sizi kahretmeye ya. Sizsiniz dislike. Oğlum tamam sakin ol ya. Halim nerede kaldı ya? Bir şey soracağım. Köylü yavaştan fark etmeye başladı ha. İyi misin aşkım? İyiyim aşkım. Bana kızmadın değil mi? Kızmadım aşkım. Meli, seni o kadar çok seviyorum ki bilemezsin. Ben de seni çok seviyorum Ercan, bilemezsin. Buraları kalsın, ben sonra toplarım. Bence biz direkt sağlık ocağına gidelim, çok önemli. Hemen gidelim, hemen gidelim. Çünkü çok kötü kakaldım, sağlık ocağında bir baksınlar haydi. Tamam, sen sıkı tutun. Tamam, dikkatliyin ha, düşme. Bir sakat yeter. Tutun. Tutundum. Sakin sür ha. Haydi bismillah. Aşkım iyi misin? İyi değilim aşkım. Ya arabayı kaldırırken gaza ayarlayamadım, kusura bakma. Ay olsun aşkım, olur, önemi yok aşkım. Kızmadın değil mi? Yok kızmadım aşkım. Seni çok seviyorum aşkım. Kızmayacağım. Ah. Bundan sonra asla kızmayacağım aşkım. Ah. Aşkım benim. Ah aşkım. Ay gidelim. Ay. Ay. Anam. 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 Yavaş yavaş. Ay 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 ay. Sevda çok mu acıyor kızım Sevda? Ah anacığım çok acıyor, çok böyle için için sızlıyor. Ay haber edin ha. Tamam. Hadi. Ne oluyor ya? Kaba etin üstüne düştü de kızım. Kakıldım kızım, kakıldım. Ey Allah'ın sopası yok tabii. Aa hadi ama. Ölen büyüyecek, kocaman olacak, iyileşme uzayacak. Aa şekerim hadi. Ay ben de geleyim bari, kasada tutarım. Gel kızım, gel 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 gel. 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 Nurcan yavaş sür ha. Tamam. Hadi sen bak, koklatma sakın ha. Yavaş yavaş. Hadi yavaş. Ay ay ay. Ay. Bak utan utan. Kız olmaydı. Düşseydin gabetin üstüne ikinciye. Nerede kaldın oğlum ya? Ya Demirci Nizam dayıya vermiş merdiveni. Gittim ta oradan aldım. Şişt, bahane hazır mı? Hazır hazır. Hadi hadi hadi. Dumdum. Nerede kaldı benim çay ya? Ne kol yaptık? Zor oluyor. Anca aldı demin zaten. Hayırdır gençler? Ne oluyor? Senin tabelayı örtüyoruz abi. Onu anladık da, bana sormadan benim tabelayı niye örtüyorsunuz? Kelle abi, ya birazdan babam gelecek de sen babamı bilmiyorsun. Babamın kötü bir huyu var abi. Yani biz bu pis spor tabelasını açarken de babama haber vermeyi unuttuk. Babam gönül koydu abim, 2 sene gelmedi kahveye. Yani senin de mekanına gelmez diye diyor. Allah o yüzden benimle hayla zırp gidiyor. Şakir hocam, yanılmıyorsam bensiz tabela açan bizden değildir demişti değil mi? Yok. Ya neyse ya, böyle 5-10 dakikaya gelir babamlar zaten abi. O zaman sen bir daha aç, daha şık olur. Yani olur mu öyle şey ya, olmaz öyle şey ya. Resmi kurum mu la burası? He, aç kapa, aç kapa. Ben sevmem öyle şey ya. İndir o bezi, çek o bezi, çek. Adamın canı sıkılır şimdi. Yani öyle. Tabii canım ya. Ya olmaz kardeşim, indir şunu ya. Ben sevmiyorum böyle şeyler ya. İndir de çek, indir ya. Böyle şey olur mu ya? Allah! Zombili yaktı lan oğlum beni, ne yaptın lan? Allah! Yandım oğlum! Lan dom dom yaktın lan beni! Lan ben yaktım! Yaktın lan beni! Yaktın lan beni! Yaktın lan beni! Yaktın lan! Havuza getireyim abi! Lan bırak lan! Lan 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 lan! Sağ ol! Lan bırak lan! Lan bırak lan! Lan lan lan! Lan lan lan! Yaktın lan adamı! Ne yapayım abi? Başka çare bırakmadım. Vakit kazanmış oldum. Aferin sana koçum benim. Babama bir şey mi oldu? Nereye götürüyorlar? Bir şey yok ya. Çay döküldü üstüne.
Yandı mı? Tamam, sakin ol. Gel gidip bakalım. Halim de gelsin. Halim, lütfen, çok endişeli şu an. Tamam, tamam gidelim Yasemin. Ben de seni görmeye gelmiştim. İyi, hoş geldin. Hadi. Eyvah! Halim'in bu kızla işi var ha. Bence sen kendine dikkat et. O ne demek Etibol? Yani sonuçta Seyfettin amca bu. Onu gayet iyi tanıyorum. Ama bak, insan da lafının üzerine gelirmiş. Törpümüz. Aa, tamam sakin ol, sinirlenme. Yok oğlum ya. Şeker düşük, sinir yok. Sinir minir, unuttuk o işleri ya. Merhaba. Hani bu mu tabela? He. Kelle İsmail nerede, kelle? Efe üstüne çay döktü yaktı, havuzda şimdi. Oğlum adamın üstüne çay döküp yakacağınıza tabelaya gaz döküp yaksaydınız ya, hiç kafa çalışmıyor sizde ya. Ya oğlum Allah'ını seversen biz sakince oturalım, düşünelim, konuşalım ya. Ne bu sinir? Eninde sonunda her şey olacağına varıyor, duanı dürüst dile. Bu arada köyden bir iki kişi tabelayı fark etti falan ama biz hemen çevirdik, çaktırmadık. Sonrasında apar topar örttük tabelayı ama hemen tutturdu tabii açın da açın diye. Olur olur, olur. Hepsi olur. Benim de ara sakarlığım tuttu. Sana da geçmiş olur. Hadi bakalım, duamızı dürüst diliyoruz. Her şey olacağına varır. Buyurun. Gel oğlum, otur ya. Demek öyle ha? Oturacak mı? Otur, otur, otur. Otur. Hey. Ya bırakın beni Allah'ım ya. Seni havuzun suyunda yıkayacağız dayı. Bak, burası eskiden pınardı. Hiç unutamayacağımız bir pınar. Çünkü pınarlar unutulmaz. He, buranın suyu dikten kaynayıp duruyor, buz gibi. Muhtar sondan buraya havuz yaptırdı. Ha? Geldi mi Şakir hocam? Oğlum, oğlum. Geldi misafir, dur. Ulan ne? Ulan oğlum beni ne yaptın lan? Allah'ım yarabbim. Şu halime bak, vallahi billahi. Ya bu yaşta rezil ettiniz beni ya. Nasıl? Sıvı iyi mi? Çok güzel, çok güzel. Biraz yüz yüz şöyle sırtını ver he. Yaz mevsimi güzel bir su keyfi yaparsın. Cepte telefon falan varsa bir veba olmasın. Lan ne telefonu? Telefon orada kaldı. Şu halime bak. Bak baba. Ha kızım. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Yüzüğüm, balık var. Bak balık avlıyor. Ya tutturdu beni havuza gireceğim diye. İyi de babam havuz sevmez ki yani, hiç girmez. Baba, bak bu köye gelince sen de değiştin, görüyor musun? Artık havuzu seviyorsun, sana da iyi geldi bu köy. Kızım yaradı. Bundan sonra her gün gelen giren şöyle yüzelim. Ya çıkartın oğlum beni buradan, çıkartın. Sinirlendim zaten. Tövbe yarabbim, tövbe. Buz gibiymiş lan bu. Karaman. Gel yat, gel. Samim, tam olarak bu tabelada ne yazıyor indi oğlum? Sırtbaş Mermercilik İrtibat Bürosu. Bakayım şuna. Bakayım. Bu ne böyle ya? Bu nedir arkadaş? Köyün ortasında bir rezalet bu ya. Ya bir dur. Aa! Sakin oğlum. Oğlucuğum sakin, sakin. Aa, ne bu sinir? Ya çek şu elini kolunu al. Kedi sever gibi bu mülayimlik hiç yakışmadı sana. Yani bu Meksika şapkası sende hiç olmadı.
tarzın değil abi. Ya dur indi ya, konuyu dağıtma lan. Selam herkese. Aleyküm selam. Siz ne güzel toplamışsınız böyle. Size çok hoşlanacağınız bir sürprizim var. Gene na müsait bir zamanda tezahür etti arkadaş. Veli, sıkıntılı bir durum var da kardeşim. Sıkıntı? Sıkıntı bizim işimiz, çözeriz. Dur Keremoğlu, bir dur oğlum. Ne oluyor ya? Allah Allah. Şu adam havuzdan gelene kadar bir plan yapmamız lazım. Geldim, geldim. Efe, ne oldu oğlum? Bu mu tabela? Evet baba. Sadık, Meryem'i çağır. Ercan'ı da. Bak, tabelada böyle bir şey yazıyor. Avuu. Vay bana, vaylar bana. Sıkıntı büyük. Yalnız hanımımla Ercan Efendi aşk tazeliyorlar. Aşk tazeliyorlar mı? Ya kraliyet ailesi mi arkadaş? Bu nedir ya? Ya nerede oldukları belli değil. Günlerdir telefonları da kapalı. Ulaşamıyorum. Oğlum, aş tazeliyorlar ne demek ya? Çay tazeler gibi. Ya bana bakın. Bu adam Ercan'ı arayıp da tabelayı ondan izin alıp astırmadı herhalde. Bir kendimize gelin ne olur ya. Orası muamma. Sen bilmiyorsun. Sen hastanede yatarken biz bu kelle İsmail'in ajanını tespit ettik. Ajan Ercan çıktı. Ya. Tabii. Deredan varmış arkadaşlar. Öbürü kim lan? Kimmiş öbürü? Bir deredan varmış. Vallahi billahi ben bilmiyorum. Ya sen ne diyorsun Coşkun dayı? Yani ben Seyfettin diyorum ki köyde diyorum bir başka Ercan daha mı varmış diyorum. Küçük bir kıvırma oldu sanki Coşkun dayı. Böyle köçek kıvırma gibi bir şey. Ya bırakın şunu Allah aşkına. Lütfen Coşkun dayı yorma bizi ya lütfen. Çok önemli bir konu var ya. Şu konuya odaklanalım biz haydi hoppa. Vay 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 kendimi kendime ele veriyordum arkadaş günahım olsun. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum ya. Olmaz böyle bir şey. Ya tamam. İkna edelim oğlum. Adam illa da ben buraya tabela asacağım, takacağım diyorsa şöyle yapalım misal. Sırf baş irtibat bürosu koysun adını. Nasıl? Ya iyi de izin almış mı önce onu bir çözelim. Ya gülüm. Oy kurban olurum. Oğlum adam tabelayı zaten asmış buraya. İndirmez ki. Yalnız Mustafa'nın dediği gibi bence mermercilik yazısını sildik mi? Bence hiç sıkıntı olmaz, rahat. Nasıl yapacağız onu? Bilmiyorum da bu adam gelene kadar bir düşünelim. Ne olur hepiniz hadi gençsiniz ha. Düşünün. Havuzdan gelirse düşünürüz. Sevdi mi ayağı havuzu bunu? Ulan şavalaklar. 40 yıllık kelle İsmail'i ne hale getirdiniz ya? Allah Allah. Şu halime bak. Tövbe yarabbim, tövbe. Şavalaklaşırız sonra, şey yaparız artık. Oraya bir çay, dayı. Beni verme, beni verme. Ya ben giden de o ayakkabıları değiştirip gelem ya. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Ayakkab diyor, çok komik. Çay 4 oldu. Bir tanesi paşa çayı olsun. Şimdi bunun ağzı yanar biliyor musun? Kempi çantanız da çok güzelmiş küçük hanım. Perşembe çantam o benim. Ne diyor ya? Bana mı şey yapıyor? Sen boş ver. Oralar başka seviyeler Şakir. Senlik bir şey yok orada. Neyse ya. Misafirsin sonuçta. Acılığın var mı? He? Devajını söyleyeyim. Acılı acısız. Yok teşekkürler. Yersin. Yok sağ olun. Yersin be. Allah'ını seversin. Teşekkür ederim. Yemezsin şey yapma sen bilirsin. Halim yerse ben de yerim. Tamam o zaman. İkişer tane acısı söyle. Ya şöyle ya. Uzattığım zeytin dalı sonunda tutuldu. Bir servise. İstiyorsan şurada hazır lavaşım var. Hemen verip servisi hazır ya. Hadi hadi söyle oğlum hadi. Lavaşıncı ara. Ya o adam onu kesin araştırmıştır. Bu adam yaş tahtaya bakar mı? Allah aşkına ya. Sen sen ya. Adam geliyor. Ya gülmesenize. Daha çok fitil edeceğimiz adamı ya.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Geçmiş olsun. Senin şu şavalak damadın ne hale soktu beni ya? Şu yaşımda ya. Allah Allah. Ben bu hala burada mı buymuş? İsmail Beyciğim, önce bir kurulansak mı? Tamam. İsmail Bey, İsmail lütfen. Ya. Bakın, bak, yani o hiç hoş bir şey değil. Yapmayın. Lütfen, Allah rica ediyoruz. Ya, hakikaten. Sakin olun, böyle şey İsmail Bey. İsmail abi, ne Allah aşkına saç. Ya, yani bakın İsmail Beyciğim, şimdi tamam. Yalnız böyle köyün ortasında da, yani açıkçası çok özür diliyorum ama olmuyor yani. Hem sen mekan sahibinden izin aldın mı İsmail Bey? He. Ya. Ben kendisine bir haftadır ulaşamıyorum. Sen nasıl aldın izni? Al buyur. El cevap. El cevap. Ya bayram günü bana geldi. Biz o işi koştuk hallettik. Erem. Yavaş Elçin. Elçin tıkaklı. Elçin. 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 Eyvah yakalandık. İyi adam lafının üstüne gelir. Ya kardeşim biraz dikkat et, arabanda can taşıyorsun. Ercan, kazıklamayı ne kadar çok seviyorsun maşallah. Freni de kazıkladın. İyi misin saçkım? İyiyim saçkım. Allah! Ne yapıyorsun ya? Allah aşkına canım açıyor zaten. Ya bir saniye lütfen rica ediyorum Ercan Beyciğim. Nedir bu tabela? Bu tabeladan haberiniz var mı? Sorun. Var var. Onu sonra konuşuruz. Şimdi Meri'yi ocağa yetiştirmem lazım. Nereye nereye? Ocağa ocağa. Oradan bağırdın. Tam iyi sıvayamadın bence. Şöyle yapalım. Gir muhtarlığa. Mermer ocağı diye anons yap. Tam olsun olur mu? Ya bu kadar da olur mu ya? Ya tabelayı astırmışsınız ya. Meryem. Ya. Biz ne ara böyle olduk? Sen bizi niye sattın ya? Kendi alakası var Seyfo, niye satayım seni Allah aşkına? Mermer ocağına gitmiyoruz, sağlık ocağına gidiyoruz. Canıma ya sancım var sancım. Haydi saçkım, haydi öğreneceğim acıdan. Haydi. Geldim saçkım. Yavaş kullan haydi. Canım acıyor, dikkatli. Alın. Aha. Ah. Ah. Bak. Duydunuz değil mi? Haberim var dedi. Hadi bakalım. Abi çay ısmarlayı bakayım. Çay ısmarlayı da çek. Bana bak. Ya bu yan basma Meryem. Bebek mi bekliyor acaba? Sancım var dedi de o arada. Efe oğlum hadi git bizi çayla. İsmail Beyciğim ıslak ıslak ayakta kaldınız mı? Buyurun kurulama. Buyurun buyurun. Allah. Ya İsmail Beyciğim gözümsün ya. Sadece şu mermercilik yazısını silsek mesela. Ya Seyfettin'ciğim canım ciğerim ya. Şimdi bak sırf baş boşluk irtibat bürosu oldu mu? Ha. Ya bak şimdi şöyle düşün. Şimdi senin dükkana daha boşluk irtibat bürosu olur mu? Peki İsmail Bey sırf baş şirketler grubu irtibat bürosu olarak değiştirsek ha? Ya kardeşim zaten okuyan okumuş bunu. İsmail Bey haklı. Ya ne haklı ya? Hani bu köye mermer ocağı açılacağını kimse öğrenmeyecekti? Bilmeyecek tabii. Ya o zaman bu ne? Ya Sami'ci, mermercilik bu, mermercilik. Ya bak şimdi, ben belki köylüye hizmet edeceğim. Bedava mezar vereceğim. Hem de mermerden. Vallaha mı? He? Böyle aile kabristanı falan da olacak mı içinde? He? Yani beleş. Hepimize bildiğin beleş. Ya Seyfettin'ciğim sen yeter ki öl, gerisi bende. Yavaş, tövbe estağfurullah. Şaka yaptım ya, sen benim kardeşimsin ya. Ya o zaman hadi sildir şu mermercilik yazısını kardeş hatırına. Hadi İsmail'ciğim ya, hadi. Ya Seyfettin'ciğim boş ver ya. Takma kafana, asılmış zaten ya, değil mi? Bu ne lan? Burası organizasyon ya. Kim gitten getiriyor onlar oraya? Kuşlar olabilir efendim, kuşlar. Ha, bizim köyün kuşları böyle. Yanlamasına da nişan alabiliyorlar. Vallahi kurban olduğumun yeşeriyordu.
kuşu bile adına yaraşır bir şekilde şey ediyor. Lan bırakın beni lan. Hayal ettiniz lan. Yeter lan. Allah'ım ya Rabbim. Ulan sizi var ya. Ulan sizi var ya. Ulan sizi var ya ben. Nasıl oluyor? Lavallar çok eyvaldım bu işte lan. Gel şey bahsedeyim, sen de gel. Siz kendinizi kurtarın. Beni unutun. Lan Seyfi'yi unutmayın. Ya ben adamları toplayayım da bunu hep yapayım. Çok hoşuma gitti. Ya gelsene Seyfi, ben de gel bana doğru gel, gel. Gel. Allah. Senin çocukluğun hep buralarda geçti değil mi Halim? Evet. Hep buralarda koşup oynuyordun değil mi? Aynen öyle kardeşim. Ben çocukken hiç dışarı çıkmadım biliyor musun? Niye? Kız apartmanda mı buydun yoksa ya? İstanbul'da mıydın? Hayır, İstanbul'da hep öyleymiş çünkü. Çocuklar hep balkonda büyüyorlarmış. Hem de kapalı balkon. Hayır. Biliyor musun, sen de lahmacunu bir daha hiç yiyemeyecekmişsin gibi yiyorsun. Allah'ım, ne kadar güzel bir tespit, ne kadar güzel bir sürpriz ya bu. Şu an şoklar içerisindeyim. Yasmin Hanım, sizinle nefret çizgisinde başlayan arkadaşlığımız giderek dostluk mertebesine doğru ulaşıyor. İnsan sevdiği şeyi o an yitirip bir daha hiç bulamayacakmışçasına sevmeli. Misal, lavaşın. Beni beğendin mi? Ne şey yapıyorsun hemen? Allah'ım ya. Harika gidiyor Halim. Sen varsın diye o çocukla bile o masada oturuyor ya pes. Ya normalde çünkü bu mümkün değil. Yani siz böyle diyorsunuz ama ben bunun için ekstra bir şey yapmıyorum ki. Senin bir şey yapmana gerek yok zaten. O hissediyor seni. Hissediyor derken? Yani Yasemin seni bir abi figürü olarak görüyor. Abisinin yerine koydu seni. Çok güveniyor sana. Eyvallah. O da bizim kardeşimiz zaten. Da benim artık gitmem lazım. Çok önemli bir randevum var. Kaçırama. Yasemin sana emanet. Eyvallah doktor hanım. Görüşürüz. İyi bak kendine. Görüşmek üzere. Öyle işte. Askerli düştüm ben bu lavaşın denen tatlı belanın peçesine. Yoksa bizim buralarda otlu börek falan yenir. Ama günde ben bir tane bile lavaşın yemezsem... ...kiriz geçirir kimi kirize giriyor. Öyle işte yani. Şakir bu kim? Asıl sen kimsin? Bu arkadaşın adı Yıldız. Ama ben ona artık gezenfektan diyorum. Gezenfektan istemez misin gezenfektan? Çok komiksin. Oyun kurusun. Arzım bu. Komik bir kimseyim. Hadi dikkatli git gezenfektan alalım. Ne oldu? Ne diyor? Bir şey yok ya, öyle boş konuşuyor. Ne kadar kabasın sen ya. Bir kadınla öyle konuşamazsın. Bana mı diyor ya? Ben normalde öyle bir bayanla hayatta bu şekilde konuşmam. Asla tarzım değil benim. O da benim 5 aylık hamile karımı ağlattı ama. Bilmiyordum ben. Çok üzgünüm. Tamam ya. O öyle çok da önemli bir şey değil. Ufak bir sürtüşme. Boş. Sen neredeydin? Ben de Halim Hanım'ı yolcu ettim. Önemli bir hastası varmış. Oğlum tamam ya. Şunu. Ay günaydın kızım. Aa anne ne yapıyorsun sen? Vişne reçeli. Anne tamam da sen bütün köye yapıyorsun herhalde. Bu ne bu kadara kadar?
Ay, Dudu, komşu kasayla getirmiş, ziyan olmasın dedim kızım. Ay ama piştim piştim, çok sıcak. Ha kızım sen devam et. Ben bir içeri gireyim, vallahi bu saçlarla mayasız çıkartacağım, çok sıcak. İçine düştü, dikkatli al kızım ha. Tamam. Ay Allah ya. Efendim Yıldız? Ya Dudu, bir şey soracağım sana. Bu kız sizin akrabanız falan mı? Hangi kız? Ya işte havuzlu kafede lahmacun yiyen kız. Ay bir dakika Yıldız, ne diyorsun? Anlamıyorum hiçbir şey. Kimmiş o kız? Neden bahsediyorsun? Ya Şakir'in yanında böyle kısa saçlı, mavi gözlü falan. Ha. Tanıyor mu? Ben sordum, söylemediler de. Tanıyorum Yıldız, tanıyorum. E kimmiş? Ay boş ver, sen tanımazsın. Neyse hadi, benim işim var. Kapatıyorum Yıldız, bay bay. Eh Şakir, yine o kızlasın, yine o kızlasın ya. Bu da Yıldız mı, çuvaldız mı belli değil. İğnelen iğnelen bir hal oldum ya. Ama ben sana gösteririm Şakir, ben sana gösteririm. Aa! Anne! Heh. Ne yapıyorsun? Ay kızım, vallahi ben çok bunaldım sıcaktan, kesiverdim. Şunu da bu tarafını da sen kessene, bir yamuk olmasın. Aa, kızım. Anne ben meydana gidecektim Şakir'in yanına. Şakir oradaymış da onu demeye geldim sana. Ama yardım edeyim bari, yamuk olmasın saçın. Heh, kes bak, aynı böyle kes, tamam mı? Buradan mı? Şuradan ha. İşler karışık. Tabela mevzusu büyüyor. İsmail Sırrı baş kararı. Hayda. Bu ne ya? Futbol tefeği değil mi bu? Tabela mevzusu ne? Ya baban kahveye bir tabela asmış da biz de assın istemiyoruz. Bizi rahatsız ediyor. Asmasın o zaman. Babam şu taraftaydı değil mi? Bir şey mi oldu? Bilmem, sırtıma bir şey çarptı galiba, acıdı. Dön bakayım. Ya bu Veli, tüfeği doldur boşalt yapmadıysa demek. Ama ben anlamıyorum hiç onu ya. Neyse, babam bu taraftaydı değil mi? Evet, evet. Ya sen, sen. Ne bu, bana mı şey yapıyorsun? Vallahi sıktırtma kendini ha. Oh, ya yaz günü ne güzel serinledik ha. Sen iyi serinledin ama bizim ensemiz hala yanıyor. Ya hala tabela mı ya? Seyfettin'ciğim sen müdrik bir insansın ya. Vallahi o tabelayı kim olursa olsun, ben kralı gelse indirmem kardeşim ya. Rahmetli babam mezardan çıkıp gelse, oğlum şu tabelayı indir ya dese. Üç kul vallahi elham okarım. Güle güle baba derim, vallahi olmaz ya. Estağfurullah! Babacığım. Kızım. Canım kızım. Hayrola? Tabelayı indirir misin? Niye? Halim istemiyormuş. Ben de istemiyorum. Tabii canım. Buğday başağım benim. Sen istemedikten sonra ben o tabelayı indiririm. Doğru. Babasının gülü bir tanesi, bir tanesi. Kız, sen lahmacun mu yedin? Vallahi bir buçuk kemirdi, hem de soğanlı. Halim yiyelim dedi, ben de yedim. Halimciğim, çok teşekkür ederim sana ya. Vallahi bir ilki başardık ha. Kızım hayatta ağzına lahmacun sürmezdi ya. Bravo. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Halim bravo.
Eyvallah, eyvallah İsmail Bey de. Asıl bana değil, Şakir'e teşekkür edin. Çünkü lahmacun profesörü o. Estağfurullah. Şakir'cim sağ da çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şey, Sadık. Kardeş, ya şu demirci çağır da şu lale tabelayı bir attır ya, söktür ya. Kızım istemiyor ya, huzuru bozulmasın ya. Eyvallah. Kızım, gidelim mi? Yarın yine geliriz. Yarın geleceksek tamam, gidelim. Sen iste yeter. Anam, anam, anam. Dur. Ya ne yapıyorsun oğlum sen ya? Dömseydin bari beni buraya. Oğlum ver şunu bana ya. Habire sıkıp duruyorsun. Ben anladım arkadaşlar. Ben tabela hep bu nişan alıyormuş ha. Ya oğlum yapmayın, ayıptır ya. Oy. Lüfek kendi kendine ataşladı. Gerçekten benimle alakalı değil. Yarın görüşürüz. Hadi, hoşça kalın arkadaşlar. Hadi. Ay. Hadi toparlaşırız, şey yaparız. Aa, Gösterli. Bu giderken sana kaş göz gibilerinden bir şey mi yap yoksa bağ mı öyle geldi? He, ben de anlamadım ya. Çıkacak altından bir şey ama ne? Ya koskoca şirketler topluluğu sahibi adam iki günde ne hale getirdik ya? Ya o adamı dereyi görmeden paçaya sıvattık be. Asıl o bizi ne hale getirdi ya? İki saattir miyavlatıyor bizi burada. İnat kumkuması çıktı adam. Yalnız dikkat ettiniz mi? Söz konusu kızı oldu mu akan sular duruyor. Demek ki bu adamın zayıf karnı kızı. Yani demem şu ki, kızı aldık mı tamam bu iş. Değil mi Sami? Aldık mı derken? Derken. Almak der, yani safımıza. Zaten saf kız, safımıza kolay geçer. Vallahi o işte bir sıkıntı var, ben size söyleyeyim. Kız halim halim deyip durun. Oğlum deli deli konuşma. Ben ağzını burnunu yırtarım ha. Ne biçim konuşuyorsun? Oğlum, oğlum Halim evli, sen ne diyorsun ya? Allah Allah, ben mi diyorum, kız diyor. Ya yok ya, ben doktoruyla konuştum. Hiç sıkıntı yok. Kız beni abisi olarak görüyormuş. Güveniyor yani. He, al bak denklem oturdu işte. Halim gerçekten kızın abisi olabilir eğer sen kızı alırsan Sami'ciğim. Mümkün değil. Mümkünlerden daha mümkün olan bir mümkün bu. Bak, bak, bakıyor. Bak. Bakacak tabii. Abisiyiz sonuçta. Şişt, ver bakayım şunu. Demirci gelene kadar bir gören olmasın. Açın bakayım şöyle. Topu dumana kattı be. Azıcık ben oynayayım ya, ver. Anam. Amca. Allah. Ya bunun şirazesi bozuk ya. Bizde Kırıkkale vardı biliyor musun, o yüzden. Bak bak. Nereye vuruyor? Hem de gözler kaydıysa bilmem. Geri attı, beni bile bir yere atıyor. Sağ ol, sağ ol. Şomandı vallahi, şomandı be. Parçaladım, parçaladım yeter, parçaladım be. Al beni. Bir şey yaptı ya. Ha! Ha! Ne yapıyorsun oğlum? Et tetik kendi oluyor Şakir. Sarı! Ya senin bir sürprizin vardı oğlum, neydi o? İşte bu. Şaşırı ya burada. Ya asıl senin ne işin var burada? Kıskanç. Sesli kıskanç, terbiyesiz. Sana mesela ayıptır baba adamın üstüne düşüp kuyruğum acıdı kakıldı ya. Aa, şuna bak ya, şuna bak ya. Kıskanç. Kızım, kızım kapıyı açın. Kapıyı aç. Bahadır, tut beni, tut. Sıramı kapacak bu. Bahadır, ben seni teyzenim. Bırak onu buraya, gel. Tamam, ben de sana yardım
istemediğim yenge. Dur. Sevda. Ay, Alancan. Ya. Sırana ne yapacak? Gülercin, Gülercin gibi yürüyorsun. Ne yapıyorsun Elticen? Elticen? Ye. Ay, dur. Ne yapıyorsun? Ya sırama kalkacak ya bu. Sağ ol Beyza'nın kıymetlisi, sağ ol. Ah Ece, buna çok kalabalık gelmiş. Bir an önce girelim içeri saçkınım. Sen hiç gerilme o iş, ben de saçkın. Saçkın, bir daha başka eğlence yapalım. Tamam saçkın. Ah, ah çok acıyor, yürüyemiyorum ya. Ah saçkın. Ha. Hasta kim? Şikayet nedir? Ay doktor hanım, ben çok ters bir düşüş yaşadım. Böyle yani arkaya doğru kakıldım, öne doğru çakıldım. Böyle grrrt diye bir ses geldi. Yani... Gelin bir bakalım hemen. Yolda arayıp randevu alan hasta siz misiniz? Ya. Ya biziz o, biziz geldik. Sağ olasın saçkım. Ne demek saçkım? Siz gelin o zaman, önce size bakalım. Ya emme önce ben geldim. Ama onların randevuları var. Ve sanırım durumu biraz daha ciddi. Siz daha iyi görünüyorsunuz. Buyurun. Beni yalnız bırakma içeride saçkım. Bırakır mıyım saçkım? Yürü gidelim. Allah Allah. Saçkım ne ya? Saçkım ben gibi. Aa, ne güzel işte, aşk cümleleri kuruyorlar. Alay etmeyin bakayım. Ne, sen ciddi misin ya? Ya tabii ki hayır. Ya Nurcan ya. Oturayım bari. Çok rahatsızım, çok. Dur Sevdacığım, dur. Ay, oturamıyorum, gezineceğim. Mecbur gezineceğim. Abi, sen ne yapacaksın şimdi? O ne demek ya, ne yapacaksın indi? Diyorum ki ben eve gideyim de yarım kalan buz pateni şovuma devam edeyim diyorum mesela. Lafa bak. Yok yani, işin gücün varsa ben sana mani olmayayım yani. O bakımdan şey ettim. Allah, çakozlattık galiba kendimizi. Hiç iyi olmadı bunu söylediğim. Usta Ali, aslında bu dediğin iyi oldu ha. Ben giden de şu Meryem'le Ercan'la bir konuşayım. Bunlar bu adamla hangi ara anlaştılar, tabelalar asıldı? Bu adamın irtibat bürosu, köyü, merkezi nasıl oldu? Ha, git abi, git git. Ben de eve gideyim de yatayım biraz ya. Bir yandan sıcak, bir yandan kelle İsmail'in stresi. Vallahi uyku bastırdı ya. Kurban olurum. Hadi Allah'a emanet. Hadi, dikkat et. Hadi güle güle. Eyvallah. Az daha çaktırıyordum ya. Baba, niye durduk? Kızım, seyir halinde seni tehlikeye atmak istemedim. Telefon geldi. Hah, İsmail Bey. Ha canım. Ben geçen günkü teklifinizle alakalı olarak cevabımı iletmek için aradım. Bak kardeş, benim iş hacmi, şirketin bütün faaliyetleri orada yazılı. Sen bu dosyalara bir güzel incele, ondan sonra konuşalım. Tamam da İsmail Bey, siz benden tam olarak ne istiyorsunuz? Danışmanlık falan mı? Yok canım, ne danışmanlığı, ben ne yapacağım ya? Benim danışmana ihtiyacım yok. Kardeşim, sen ve karın çok münevver insanlarsınız. Bu köyde senin gibisi zor bulunur. Sen kendini harcatıyorsun ya. Gel benim CEO'm ol, CEO'm. İşin başına geç, her şeyi sen idare et kardeşim ya. CEO mu? No, şaşırdın mı? İnanın teklifinize en iyi cevabı verebilmek için bütün raporları titizlikle inceledim. Ha bir dakika, bunlar telefonda olacak şeyler değil kardeşim. Ben şimdi seni aldırayım olduğun yerden, gel yüz yüze konuşalım. Eren. Mustafa Ali Bey'i al, benim oraya getir. Hadi koçum. Anlamadım, pardon. Kiminle konuşuyorsunuz? Öbür hatta. Benim elemanla konuştum. Seni alıp getirsin diye. Ama bakın, gerçekten gelmeme lüzum olmayacak bir durum söz konusu. Ben onu hissettim canım. O yüzden gelmene gerek var. Hadi. Benim elemanı alıp gelecek seni. Ya iyi tamam da ben evde değilim şu an. Beni bulamaz yani. Bulur, bulur. O senin an be an nerede olduğunu biliyor. İsmail Bey bak...
Buyurun Mustafa Ali Bey. Sen nereden çıktın ya? Kaybol, kaybol. Biri görecek şimdi. İsmail Han'ın emri var. Sizi almadan gidemem. Allah canını almasın ya. Tefe koyduracaksınız köyde beni. Biri görmüş olmasa bari. İndir yavaştan. Sal aşağı sal. Alın öyle. Al düş, bak düşme sakın. Vallahi çok kötü düşene. Abi tamam ya. Kasma bu kadar. Lan oğlum kasma diyorsun da nasıl kasmasın? Seyfettin noktayı koymuş işte. Yok yok o kadar da değil yani. Ben bu yaşa kadar yaşa basmadım. Bu saatten sonra da yaşa basmam kolay kolay. Hadi bakalım hadi. Yaşa basma iz olur. Yaşa basma iz olur. Samim dalda naz olur. Samim dalda naz olur. Ya oğlum sussana. Ne vuruyorsun ya hayvan çibin he? Yaralı oğlum görmüyor musun? Sankın ben senin ahırındaki inek miyim ya? Anam babam inek mi benim? Kalk hadi kalk. Kalk hadi kalk. Yaşa basma iz olur. Yaşa basma iz olur. Samim dalda naz olur. Samim dalda naz olur. Gündüz gelme gece gel. Gündüz gelme gece gel. Bugün yarın söz olur. Bugün tamam beyler tamam yeter artık. Olur. Güldük tamam bitti ya. Ne olup duruyor? Tabela indi diye kullanmam mı? İnsafsız cemiyet mi olurmuş ya? İnsafsız da. Ya hadi hadi. Hop minnaye minnaye. Hop minnaye minnaye. Hop minnaye minnaye. Hop minnaye minnaye. Aman Yıldız ne yapıyorsun? Dikkat etsene ya. Oh. Ay ne yapayım? İnsaf'ı bekliyorum. Muğla'ya yeni bir burgerci açılmış. Hamburger yemeye gideceğiz. Köyde ilk giden biz olalım. Herkese anlatırız dedi. Bana da cazip geldi. Ay aman ne güzel ne güzel. Gidin ne güzel. Sen niye geldin? Şakir'e bakmaya mı? Ben neden geldim? Evde kavanoz kapağı bitmiş. Ben ondan geldim yani. Sahi nerede Şakir? Hani buradaydı? Nerede? Yani sonuç olarak oradalardı. Üf aman Yıldız senin lafınla da yani yemin ediyorum iş yapılmaz yani. Aa. Gördün mü bak buradalardı işte. Benim sözüme inanılır mıymış? Hop minaye minaye Samim kaldın nikara. İşte bu be. Yorulduk ha. Ya ben tabela indi diye oynayana sonra durdum ama meğer sene düğün dernek kurulacakmış ya. Hadi hayırlı olsun inşallah. Hadi inşallah. Seni ilgilendirmez kardeşim. Sen kendi kuramadığın düğüne bak. Ya sen neden bu kadar gerginsin ya? Ufak bir okka altına girme durumu var mı? Yapma ya. Kaç okka? Ne yapıyorsun ya? Ne ettin ya? Ben bundan sevdiceğim yemeği çıkaracaktım ya. Az daha sık da yemeğin hurkunu hem öne giden bari. Allah Allah ya. Ne ettin ya? Yeter mi? Abi demin dağlara taşlara sıkıyordun. Şimdi sektirmiyorsun. Demek ki canlı hedef oldu muydu? Mesafe gözetmeksizin sıkıyor. Çok teşekkürler. Yalnız benimden gömlek borçlusun ha söyleyeyim. Tamam oğlum. Şakir'den iki pantolon alacağım var benim. Şakir sen gömleği düş onlar. Tabii tabii şey yaparım. Hadi ya. Yes, hadi yes. Veli. Sen niye buna uyuyorsun kardeşim? Hayırdır? Nikahta keramet var bro. İnsafla seni everdik mi geriye bir tek Efe kalıyor abi. Sonra rahatız. Vallahi korkarım ben sen maviyi beklemem. Şu okulu kazanayım hemen evleneceğim. Oo. Hey. Ha? Ana, babamı unuttum. Boş bulundum. Şimdi Samimciğim, senin ev işlerinde hani iyisin ya. Hani yarın öbür gün de evlendiğin zaman hanımın ev işlerini sana yaptırır da hani
kıbılık versiyon koyu bebesi olurum diye. Korkuyor mu? Bunu bana sen mi diyorsun ya? O kıbılık sen olmayasın. Ben kıbılık. Ne alaki oğlum ya? Ben aranızda görmüş olduğunuz en gazak erkekim. Tabii canım, benden daha gazakı yok. Hatta size şöyle söyleyeyim. Git. Ocak 15'te Dudu Dağ'a git. Hiç şeye gerek yok. Montren alma. Benim kazak yeter. O kadar söyleyeyim size. Dudu Dağ ne şako? Dudu Dağ işte şey. Bursa'da yeşil, Bursa'da bir tane daha. Ne kadar cahilsin ya. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ne kadar boşsun sen ya. Hatta iddia ediyorum, aranızdaki en gazak erkek benim. Şakir! Dudusyum. Bu ne? Bu ne ya? Bir yerim mi kanadı? Bu ruj, o kızın ruju değil mi Şakir? O kızın ruju. Yaşam belirtisi gösteriyor mu ya bu? Şşş! Şako, duyuyor musun? Alo! Ben? Çok da şu an herhalde. Elde bir titreme var ama. Bakayım. Baba nefes alıp veriyor. Dudusyum, açıklayabilirim. Dudusyum. Gazağa bak. Nasıl konuşuyor, nasıl koşuyor Dudu'ya doğru. Hop ninayı ninayı, Şakir yedi fırçayı. Hop ninayı ninayı, Şako yedi zokayı. Ay. Sağ olasın doktor hanım. İyi günler doktor hanım. Geçmiş olsun, nedir durumlar? Vallahi kırık çıkık yok, kakık var. Daha iyi yürüyor ama. Yani işte bir teknik yaptı böyle, beni iki çevirdi, çevirdi, evirdi. Ondan sonra kıtırt ettirdi, ondan sonra rahatladım zaten. Allah Allah ya. Sen içeride böyle iki hareket, iki çevirme, iki gıkırt için mi bu kadar kaldın acaba? Tövbeler olsun yani, Allah aşkına Sevda. İlla bir laf sokuşturacaksın ha. Hadi hadi gir gidiyoruz, haydi. Bizimle gelmişti, istersen bizimle dönsün. Nurcan Hanım, sizinle geldi, şimdi benden geri dönecek oldu. Hadi haydi. Tamam anne, ben sonra yine gelirim. Hadi. Seni iyi tepkikler. Saçkım, gel şuradan çıkalım hemen. Saçkım, merdiven neden inerken ne olur dikkatli inelim ha. İnmez miyiz saçkım, hadi gel. Hadi saçkım, hadi. Kıskanç ya. Altıcan boş ver, kıskanan kendini yapar şekerim. Hadi biz gidelim, hadi. Ha. Saçkınla saçkın olmaya gerek yok, gel. Hadi. Gel. Gel. Ay kızım, kızım. Allah Allah. Kamyonet yok, gelmemiş bunlar hala. La ilahe illallah. Allah. Ay, anam. Ay teyze. Kızım doğru düzgün tut saraya. Ay tutamıyorum teyze. Ne demek tutamıyorum ya, Allah Allah. Sevda annene nasıl sarılıyordu beni ahtapot gibi. Ya sen iyisin, içeride otursaydın ya işte. Ya kızım Allah aşkına, doktor ne dedi? Arabaya binme dedi, çünkü arabaya binersen dedi, zıplaya zıplaya daha da ağrır dedi, değil mi? Allah'ım sıkıştırma beni. Ay dur, sıkıştırma. Kızınca böyle oluyor işte. Of Elçin, ben gidelim demeden de bir yere gitme. Bekle beni ha. Alo. Hem Meryem, ne diyeceğim Bahale? Siz sağlık ocağından başka bir yere mi geçtiniz gı, yoksa hala orada mısınız? Ha, niye soruyorsun acaba? Ha? Sene geldim de kardeşim, konuşalım diyeceydim acık. Ha öyle mi? Şimdi biz sağlık ocağına çıkacağız inşallah. Badegül beni tutarsa adam gibi, geleceğiz eve doğru geliyoruz. Sen gir içeri bahçeye. Böyle gölgede otur, efil efil rüzgar altında bizi bekle. He mi? Tamam, sağ ol. Ercan! De haydi! Haydi! Olaya böyle ya. Çocukluk hayalim. Vay 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 vay. Hoba be. Eski PS Spor'dan kim kaldı be? Hoba be. Örümcek ağlarını aldım be. O ne be? Birim var dedi.
Olamaz ki. Sadık'la Efe kahvede. Badegil, Meryem, Ercan, Sağlık Ocağı'nda. Bu kim bu? Allah Allah ya. Alo. Ne istiyorsun? Kurtarıyor Seyfo nedir? Senin evde hırsız var. Ne? Ne hırsızı? Evde diyor. Senin evde hırsız var. Allah Allah, niye kiler? Çabuk çabuk. Kapat, kapat çabuk, kapat. Allah Allah. Bas, incel, bas, bas. Ay teyze, ne yapıyorsun ya? Evde hırsız girmiş kız. Ne? Bas, bas. Ah canım benim. Sıkıştı herhalde. Bekle, yetiştiriyorum seni. Ay anam! Ercan! Da kız kıza mı başladınız lan? Sen lafını bil de konuş Akideş. Ya Meryem ağa odayı boşaltın dedi. Gidin ölçü alın dedi. He, Badegül'ün bebeği o da yaptıracak. Vallahi mi ya? Tabii ya. Ne sandın? Günahımızı arıyorsun vallahi. Ben nereden bileyim emmi ya? Meryem de hiçbir şey demiyor ki. Şöyle yapalım mı? Bu sandığı ben taşıyayım, ödeşem, cezam olsun. Lan yok yok, bırak şimdi bir tarafına bir şey yaparsın. Yakıp yakala. Şişt, bana bakın. Yalnız hakkınızı helal edin. Ben kul hakkına girmekte çok korkarım açık net. Helal olsun, helal olsun, helal olsun. Allah kolaylık versin, ne olur kusura bakmayın. Hadi Muharrem'le Şenol'a çok selamlar. Uğrayacağım bir vakit. İyice delirdin. Kız kalk oradan, tahtanın üstüne oturulur mu? Aşkısı bak beni... Bir tanem ama beni hiç dinle. Beni bir saniyesi dinlerse diye ne olur? Aşkısı bir sen anlatabilirim. Kızım sen beni anlamak istemiyor musun ya? Olayın belli ne alakası var? Hiçbir alakası yok diyorum sana. Halinde girip oturdular. Lavaş olmuş yapsınlar. Ya sen varken acaba benim bir başkasına dık gözle bakabilir miyim? İnanıyor musun sen buna? Mümkün mü böyle bir şey, ha? Bak sana güzel bir teklifim var. Dinle hele, dinle. Muğla'da güzel yeni bir burgerci açılmış. İnsaf da Yıldız'ı oraya götürecekmiş. He? Onlar gitmeden biz oraya gidelim. Hamburgerle soğan halkası yiyek. Ne diyor? Bak, sevgilisinin güzel hatırı için lavaşın soğan ilişkisini hamburger soğan halkası ilişkisine indirgeyip, yani fedakarlıkta sınır tanımayan çaresiz bir aşık olarak kaybettiğimiz her dakika restoranteye gidecek ilk çift olma hakkımızı kaybediyoruz aşkısı. Salgın var Şakir, nasıl olacak? Canım ben internetten baktım, bir şey olmaz. Maskamızı takacağız, yemekimizi yiyeceğiz. Ya. Ya tamam da maskeyle nasıl yemek yiyeceğiz acaba Şakir? Böyle yandan yandan mı yiyeceğiz? Yo, normal böyle önde. Ya nasıl yiyeceğiz işte maskeyle? Ya ben internetten baktım, sen merak etme. Kalk, kalk, hadi kalk ya. Aman ya aman. Benim aşkısımın güzel yüzü güleymiş. O pındık boynu pıt pıtlarıymış. Benim oğluşumun güzel annesiymiş bu. Ya kızım, sen dünyanın en güzeli kızısın. Sen iste, ben sana bütün dünyaları alırım. Merak etme sen. Ben sana mecburum. Gerisi yalan. Yemişim elin kızlarını. Bana ne be? Kalk hadi kalk. Kalk kız. Ya aşk kızım benim. Hadi gidelim. Nerede araba? Yıldız'la insaftan önce gidelim. Hemen gidelim. Yok ya, merak etme.
İnsan saatten önce bir eve uğrayacak, güvenliğini değiştirecek. Neden? Vurumlu ya. Anlatırım sana. Ya gel hadi gel boş. Seni Allah kahretti. Ay, seni Allah, seni Allah kahretti. Seni kahretti ya Allah. Yusuf üstüne ne oldu? Ya Samim şaka etti ya. Gidip üstümü değişecektim ama seni yemeğe götüreceğimi kahvede ağzından kaçırdım. Şakir Hoca da vardın. Son düşündüm ki şimdi bu Şakir Hocam alır Dudu'yu bizden önce götürür mütürü sinir eder bize. Ay ben de Dudu'ya söyledim ya. Acaba bizden önce giderler mi? Yok ya. Şakir Hocam Dudu'yu kovalıp durdu köyde. O kovalama bitecek de Şakir Hocam Dudu'yu ikna edecek de oho. Biz yiğit döneriz bile ya. Fotoda çekilip koyar mıyız? Komamız kız koruz tabii. Hatta istersen var ya fikrini bir çekilip koruz ya. Ay anam ay. Ay. Tübüler olsun. Şşş. Seyfo! Ne yapıyorsun orada? İdman! Hep siz gol atacak değilsiniz ya. Acık da ben atayım dedim. Baba, nasılsın? Vallahi ben de geçmiş olsuna gelecektim ama durum bu. Ha benim güzel kızım, kurban olurum. Ben senin kalbini bilmiyor mu? Buradan bakınca bile gözüküp durur zaten. Şşş. Bana bak, sen niye böyle mıy 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 konuşuyorsun? Ha şey canım ya, az evvel Yakup'la Yusuf yok mu bizim marangozla? He. Ben onları hırhız diye tepeledim de o ara benim şeker bir çıktıysa demek indi düşürüyorum işte. Aa, onlar mı başarısız? He ben öyle sandım Aysak'ı. Badegül'ün bebesine o da yaptırıyormuşum. Ha yaptırıyorum baba. Nasıl yani? Evet nasıl yani? Evet yaptırıyor vallahi Allah söyleyecektim de acele oldu. Bebeler olunca bize mi taşınacaklar? Teyze keşke Halim'e de haber verseydin de Halim'in de haberi olsaydı. Yok öyle ne değil canım şimdi bu yavru doğacak ya. Aha da bu yeşillikte büyüsün değil mi bu bahçede bak böyle. Bir odası olsun burada değil mi? Hem sen gidersin sütünü müdünü verirsin o odada. Ondan sonra bacaklarını uzatırsın böyle uyursun kalkarsın yatarsın kalkarsın. Hani bu benim düşüncem iyi düşünmüşüm değil mi? Ağzından bal damlıyor. Sağ ol. Aman ne şahane ne şahane. Yalnız ne diyeceğim kuzum bu tabela rezaleti nedir ya? Vallahi aklım dimağım almıyor. Siz bu adama niye tabela astırıyorsunuz? Ha şimdi şöyle bir durum var. Şimdi kahvehaneyi ben Ercan'a verdim ya, onun için hiçbir şeyine karışmıyorum, anladın mı? Ne isterse yapsın saşkınım. Kimin kimin? Saşkınım. Benim. Yıllık peşin kira verdi adam. Tabela asacağım dedi. Ne var ki bunda onu anlamadım ben. Lafa bak! Ya biz... Köylü ahali duymasın diye, ocak açılacak diye köyde 40 takla atıyoruz. Sen billboard koyuyorsun, tabela astırıyorsun ya. Belediye misin sen sorarım. Be. Yahu tabelada ocak yazmıyor ki. Beleş mezar vaadi oldu mermerden. Bir de yıllık peşin kira verdi. Ne olacak yani? Ha, neyse ya işte güç bela kaldırttık tabelayı da. Çok rica edeceğim. Ne olur bir daha astırmayın olur mu? Estağfurullah. Olamaz. Benim ticari itibarım ne olacak? Başlatma ticari itibarına. Acık akraba itibarın olsun. Her şey mi para? He? Her şey mi ticaret? Bir de yapabilse bari. Eline yüzüne bulaştırıyor. Neyse şekerimi zıplatma benim. Kızım ben gidiyorum indi. Bizi de gel olur mu? Hadi. Müsaadenizle. Dikkatli bak gölgeden gölgeden dikkatli. Dikkat et babacığım. De haydi. Şşş. Ağrıyor ha. Oturtun beni bir oturtun haydi. Ana korktuğumuz başımıza mı gelip duruyor ya? Ne oldu? Şakir Hoca peşimizde. Oha insafa bak. Elini ne kadar da çabuk araştırmış. Aman insaf sakın yol verme önümde geçmesinler. Ay bas Şakir bas bir şey yap sağına soluna bir şeyler yap bas bir şeyler yap. Merak etme aşkısı şimdi geçeriz sollayacağım dur. Ne yapıyor? Manyak mı ya bu yol vermiyorum ha? Kaç kenara? Allah Allah ne yapıyor bu ya? Bak şimdi sinirleneceğim ha. Manyak mı ya bu yol vermiyorum? Oğlum kaçırsana kenara. Kaçır kenara. Evet ya. Şu anda sen beni hastaneye yetiştiriyor olsan ne olacaktı acaba? Ne olacaktı acaba? Ah, vallahi süper fikir. Sancılan çabuk. Suni sancılan. Ne? İnsaf ara.
Sancı lan çabuk. Çığlık mılık bir şeyler at çabuk. Sedice, telefonu kullanmayasak ben. Ya Şakir hocam, seni trafik kurallarına uyumaya davet ediyorum emmi ya. Bu ne ya böyle? Ya oğlum, ne diyorsun sen? Yol versene bana. Dudu sancılandı. Ya öl desen o zaman ya. Dörtlüğü yakacak o zaman. Dörtlüğe. Sus. Bana şoförü kör etme. Kaç kenara. Ay geliyor. Ya pudra hastalanmış meğer altın yaldızım ya. O zaman hemen hastaneye gidelim. Çok ayıp olur. Doğru. Hastaneye gidelim. Şimdi restorana gitmek olmaz. Yakışık almaz bize. Fotoğraf falan koyacağız şimdi. Ayıp olur. Ay çok ayıp olur. Doğacak zamanım buldun ya. Nerede kaldınız kızım? Aman. Ay. Ay Hatice anneciğim. Ay vallahi sıra vardı. Çok uzun sürdü. Ne yapalım? Köyün bir yıllık kuyruk sokumu vakası aynı güne denk geldiyse demek. O ne demek boncuk? Meryem de düşmüş. Sıramızı kaptı. Ya kıskançlığından yapıyor. Hiçbir şey de yok ya. Hay Allah. Sen nasıl oldun Sevda? Daha iyiyim anacığım. Daha iyiyim ama doktor sakın iş yapma dedi. İş yaparsan nükse daha iyi olsa. Sakın yapma dedi. İyi o zaman. Hadi gelmiş geçmiş olsun. Sağ ol. Badegül kızım nerede? Niye getirmediniz geri onu? Ha, onu Meryem aldı. Sevda'yı getirdin, beni de götür dedim. Hmm. Kıskanç ya, kıskanç. Ölüyor hasedinden yana. Sevda, şu Meryem ne dedi? Düşmeyi bırak gari. Allah'ın sopası yok. Bak, siz ders çıkarın diye musibet veriyor emme. Siz anlamıyorsunuz. Ne oldu Badegül'le uğraştınız da? Sen kaynanalık ettin. O acı dünürlük etti. Çöküverdiniz Gâsi'yi fahvurunuzun üstüne. Gurveci ediniz bir yanınızı. Haklıydı. Aman neyse hadi bakalım. Buna da şükür diyelim. Halimize de şükredelim. Hadi. Yavaş kızım. Yavaş. Aman. Hoş geldiniz bey. Hoş bulduk. İsmail Bey havuz başında sizi bekliyor. Buyurun. Evet, Münevver kardeşim hoş geldin. Buyur geç bakalım şöyle. Oo, İsmail Bey. Bu ne güzel masa böyle ya. Meyveyi çok emikliyorsun diye özel olarak hazırlattım. Emikliyorum. He? Sanırım beni abimle karıştırdınız. Bu sefer yanlış istihbarat almışsınız. O kadar kusur kartı kızında da olur canım. Buyur bakalım. Ay. Heh, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Anacığım nasılsın? Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam yavrum. Hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin Seyfo. Biz de bir sal kocağına gittik, indi geldik. Ne oldu ki? Ya kuyruk sokumunda bir sancı olduydu da doktora görünem dedim. İyi misin indi? İyiyim ya sağ ol. İlaç aldım, o da pek iyi geldi. Soklama yok. İyi çok şükür. Yenge, mama nerede? Bilmem, biz de az evvel geldik. Bağ yatmaya gideceğim dediydi. Tabii canım, dur ben bir bakayım şuna. Müsaadenizle. Hadi bak ya. Ay. Demek sen benim CEO'luk teklifime hayır diyorsun öyle mi? Yani. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyordum ama beni rahatlattınız. Gel fikir değiştir. Bundan sonraki hayatında hep rahatla. Şöyle yapalım. Maaşını biraz artıralım. Aha. Maaşın bu olsun.
He? Bulma. Musa Ali. Allah Allah. Nerede lan o? E hadi. İsmail Bey, teklifiniz çok cazip ama ben bu teklifi kabul edersem abime karşı ihanet etmiş gibi hissedeceğim kendimi. Yapamam. Seyfettinciğim, beni düşman gibi görüyor değil mi? Yani düşman demeyelim de köy için tehlike olarak görüyor, evet. Ha. Sen bu şirketleri yönetirsen ben onun için tehlike olmam. O akıllı çocuk, anlar bunu. Ne olacak? Mesela sen CEO'sun ya, hani diyeceksin ki mesela bu mermer ocağı açılmayacak diyeceksin. Açılmayacak. Peki kabul etmezsem? Etmezsen mecbur başka bir CEO alacağız. Eğer o da derse ki ya şu Yeşilyurt'taki araziye mermer ocağı kurulacak dese mecbur kurulacak. Allah Allah. Yok mu işte Milat'ta? Salonda var mı? Yok amca, ben şimdi çıktım oradan. Aa. Ya serin alır diye yukarı çıktıysa demek. Tabii. Bak bakayım. Arayayım ben bakayım. Bak kardeşim, benim yarınlarım için bir tek Yasemin'im var. Ben 36 yaşımda baba oldum. Bizim aile öyle bir aile ki kardeş. 60'ı dedi miydi, herkes tak öbür tarafa gidiyor. Ya taş gibi de olsak 59 olmuyor. 61 de olmuyor. 60, tamam işimiz bitiyor. Yallah öbür tarafa gidiyoruz. Ben kaç yaşındayım tahminen? Kaç? 59,5. Ay yani neredeyse ölmek üzeresiniz öyle mi? Yok canım, olur mu öyle şey ya? Sapa sağlamsınız. Kardeş, turp gibi de olsak, taş gibi de olsak 60 yallah. Benim amcalarım, dedelerim, amca çocuklarım, bütün sülale hep 60'ında gitti ya. Vallahi dediğimizden midir, ettiğimizden midir, ben de anlayamadım. Allah Allah. Allah Allah. Yuvarda da yok. Ay ben de aradım, açmadı. Kız Allah koru. Bu yine kafayı tırlatıp ormana neyin falan gitmiş olmasın. Ay. Ay yok artık. Sanmam, bizim hayallerimiz var artık. Ya kesin bir yerde uyudu kaldı, duymuyor telefonunu. Mişte Milat'ın arka odaya bakmadım. Serin olur diye oraya gidip yattıysa demek. Seyfo bro, bana da haber ver. Vallahi meraklandım şimdi. Tamam kız, merak etme. Gelin hemen. Hadi, hadi Seyfo'm bakı ve bakı. Ben meraklandım bak şimdi. Tamam, arayayım bakayım. Kardeş, Allah'ın işine karışılmaz. Vade geldi mi, emaneti teslim edip gideceğiz. Benim adım İsmail. Biliyor musun? Ben hep kul İsmail bilinciyle yaşadım. Bu yaşıma kadar hep güzel Allah'ıma kulluk etmekle geçti ömrüm. Kellemi vakti geldiğinde erinmeden, yüksünmeden hop veririm. Benim tek üzüntüm ne biliyor musun? Ne? Ne?
Yasemin. Tek üzüntüm o. Şşş, Mustafa Ali oğlum, destur var mı lan? İçerideysen ses ver. Oğlum kime diyorum? Geliyorum bak ha. Mustafa... Burada da yok. La ilahe illa... O ne lan? Sırtbaş Şirketler Topluluğu. Bu bunları neden aldı da inceliyor ki? İsmail Bey, bakın anlıyorum. Çok duygulu bir durum ama... yani ayrıca verdiğiniz bütün dosyaları, dokümanları da inceledim. Bak kardeşim. Ben gidersem... ki gideceğim inşallah. Benim... Yasemin'ime... kim bakacak ha? Ben sizi seçtim. Siz çok iyi bir ailesiniz. Birbirinize bağlısınız. Birbirinize yardımcısınız. Ben inanıyorum ki kızım da sizlerle mutlu olacak. Ona çok iyi bakacaksınız. O yüzden gel sen benim teklifimi kabul et. Bak, dosyada gördüğüm bütün mallar var ya, hepsini sen idare edeceksin. Sizler ne olacak? Benim parada pulda gözüm yok ki. Bir tek vasiyetim var. Benim kızımı üzme. Olur mu? Üzmeyin onu. Hani o kocaman dosya var ya, oradaki bütün mallar hepsi sizin olacak. Sen yöneteceksin şirketi. Daha ne istersin ya? Hadi bir hede kardeşim hadi. Mal, bu kadar şirket. Ne bu Mustafa Ali bir işleri mi çeviriyor yoksa arkamdan lan? Ya da bu adam kardeşimin kafasını mı karıştırıyor? Lan Mustafa Ali. Hak ettin mi lan? Yine benden gizli saklı bir işler çevirmiyorsun Mustafa Ali. İnşallah. İsmail Bey, buraya gerçekten hayır demek için gelmiştim ama söz bir kere daha düşüneceğim. Düşünme kardeşim, niye düşüneceksin ya? Bak, sözleşme içeride. Getirsinler, at imzayı, 6 aylıkta peşini al git. Yani tamam ama yani bu gibi kararlarda benim önce karıma danışmam gerekiyor. Ya tamam danış. Danış. Karın münevver bir insan. Ama ikna olmazsa getir onu da ikna ederim ben. O kadar dokunaklı konuştunuz ki emin olun karımı ikna etmek için sizden önce ben çaba harcayacağım. Beni özellikle etkileyen şey her an ölüm riskine karşı ölümden bu kadar korkmuyor olmanız. Ve sizi korkutan tek şeyin sadece kızınız olması. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Eren! Beyefendiye eşlik et.
Kızım, bu benim tansiyonum, bir ölç bakayım hadi. Bugünlerde böyle bir şeyler geliyor gidiyor, vaden mi doluyor nedir ya? On ikiye sekiz gayet ideal. Bir de ateşimi ölç bakayım, ateşimi ölç. 36.6. Güzel, çok güzel. Aa, iyiymiş. Bana bak kızım, sen yine de benim şu kokteyl vardı ya, ondan hazırla hadi kızım. Vallahi çok uylandım ya. Ölürüm ölürüm de Allah evlerden uzak tutsun. Oy. Allah Allah. Hayda. Ay şimdi de aradım, kapandı telefonu. Bir de herkese mesaj çektim, gören varsa haber versin diye, yok. İyi. Senin neyin var bro? Yok bir şey. Allah Allah. Ne oldu ya? Bu nedir ya? Ya bu yenir mi ya? Ne manası var bunun? Bayağı bildiğimiz pişmiş soğan bu. Dışı damırı kalktı. Evet Şakir. Canım illa soğan yiyeceksin, soğanı kıraksın yersin. Ya yok ben illa hamurla yiyeceğim diyorsan o zaman da soğan ekmek yersin. Ya Şakir, yıldızlar da gelmedi hala ya. Herhalde kızım, insafın o külüskül aracından nereye gidiyorlar acaba? Bakma, yıldız sana insafın arabasıyla hava falan atıyordu, boş. Halajiva. Ne oldu? Bak, yoldan nar toplattım. Allah Allah. Nerede bunlar ya? Dur bakayım bir arayayım, dur. Bak, bak, bak. Bak buyur. İyi insan lafının üstüne varmış işte, bak. Alo, insan. Ha, Şakir hocam. Biz şimdi hastaneye geldik de. Hı? Siz yoksunuz ya, özene bittiniz acaba? Bir sahilisi ben asansörü pintini çekmiyor şu anda ben. Ne oldu? Ben Milas'tayım şu an, Milas'taki hastaneye geldim. Tabii tabii ama durdu çok iyi, merak etme tamam. Oldu sağ ol, sağ ol, sen de sen de, ben de sağ ol sen. Hadi haberleşiriz, ben de sen sağ ol hadi. Milas'ı gitmiş onunla hastaneye ya. Dudu iyiymiş emme. Aa iyi o zaman. Restoranta gidebiliriz. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Geç. Allah'ım yarabbim ya. Hayırlı. Garson. Dayı. Alo. Niye abi? Bayan garson, bir servise bakabilir miyiz? Ya bu niye ya böyle? Ya trafikte taksi çevirsem daha rahat bulurdum ha. Ya Şakir ne olduğunu söyler misin artık? Telefonda hömö dedin insafa, ne oluyor? Dur bir servise anlatacağım ya. Garson, dayı bir bakabilir mi artık ama ya? Peşimizden hastaneye gitmişler. Ne? Gerçekten mi ya? Ya Şakir bunlar çok iyi insanlar ama bak şimdi acıdım yani. Dur dur, dayı. Sen bize bu yaptıklarının aynısından şu masaya da yapıver, tamam? İki kişi gelecek, biliyor musun? Tabii. Bu ne şimdi? İyi insanlara iyilik yapıyormuş da aşkısı. At, hadi halkalı, hadi hadi, hadi halkalı. Halkalı soğan, iyi ibretli kokan. Çok lüpletme güzel yarim, akşama ağzın kokan. Lüplet, at. Hadi ben de lüpletim. Al, al şunu, üstü kalsın. Buradayız, buradayız. Gelin gelin, buradayız. Ya, hayır ya. Yarabbim ya. Ya kardeş, siz ne alet durursunuz burada ya? Hani mi lastiğiniz siz? Vallahi benim araba biraz hızlı, biliyor musun dostum? Tabii tabii, turbolar turbosu. Kahretsin ki sana aracımı çok övmeyeceğim.
sende uçak olsa da peşinden gelmeyeceğim. Sadece, ama sadece kendi arabama bineceğim. Turbolar turbosu. Ha, bu arada biz sizin siparişlerinizi şu masaya verdik. Yani siz biraz böyle geç kaldınız ya. Siz gelesiye kadar eğer karnınız çok acıktıysa diye siparişleriniz orada. Hani vakit kaybetmeden yersiniz diye. Ayrıca kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok lezzetli. Oldu, o zaman görüşürüz. Ben hesabı şey yaptım. İkramımız olsun. Hadi. Hadi burgerleşir, şey yaparız. Hadi. Hadi şey yaparız. Bay bay. Yusuf, ne oldu şimdi? Vallahi ben de anlamadım ki ya. Geçip oturan bari. Hayır. O zaman foto çekelim, koyalım, öyle gidelim. O da olmaz, kovmuşlar bak. Hadi ya. O zaman yiyorum ben. Yenge. Gelmedi mi? Yok. Yok. Akşam şerifleriniz hayır olsun efendim. Mumu, sen neredesin? Telefonu çekmiyor. Ya bir yandan sıcak, bir yandan kelle İsmail'in stresi uyku bastırdı. Eve doğru yürüyordum. Ha. Ha, sonra kestirmeden geleyim dedim. Okulun bahçesinden geçeyim dedim. Okulun bahçesinde de biliyorsunuz zeytin ağaçları var. Onların altında banklar var. Gölge oluyor, güzel oluyor. Oraya oturdum. Ha, ha. Ha, sonra işte yani nostalji. Çocukken de her yorulduğumda oraya otururdum. Sonra da uyuyakalırdım. Gene uyuyakalmışım. Okulun müştahtemi uyandırdı. Kapıyorum bahçeyi de. Sonra kalktım geldim işte. Ha, ha. Abi sen ne yaptın? Gittin mi Meryem'i? Hallettin mi? Gittim, gittim kardeşim. Siz durun, ben hemen geliyorum. Aa, nereye gidiyor bu? Teşaşür herhalde. Ha, iyi. Gittiği güzel oldu. Aa! Ne yapıyorsun sen? Nurcan, sen ne yapıyorsun ya? Allah aşkına. Ya yengemden huy mu kapıyorsun? O senden huy kapıyor mu? Ya sen niye yalan söylüyorsun? Okullar kapalı. Tamam ya, tamam anlatacağım. Ama abim olmamalı. Bunlar ne? Sen beni oyun mu oynuyorsun kardeşim? Oynuyorsan da oynamıyorum de yalan söyle müstahili, beni yıkma. Abi sen delirdin mi ya? Bunları ben sen hastanedeyken zar zor buldum. Çalıştık herhalde ya, ders çalıştık. Abi, kelle İsmail bizim hakkımızda her şeyi biliyor. Senin emüklediğini bile biliyor. Biz onun hakkında ne biliyoruz hiç. Ya şirketlerini falan araştırdım, nedir ne değildir diye, yalan mı talan mı diye. Ben seninle hiç oyun oynar mıyım abi ya? Sen benim her şeyimsin ya. Özür dilerim kardeşim ya, ben bir an şey ettiysem demek. Neymiş peki adam? Ha. Göründüğü gibi aynı. Sermayesi çok. Her tarafta bizi var. İyi bir tüccar. Basiretli bir ticaret erbabı. Sorarım. Peki bu adamla savaş zamanı ticaret yapılır mı? Mesela. Savaş zamanı. Bak Nurcan, bu soru çok önemli. Babamın sorusu bu. Karşındaki adamın güvenilirlik derecesini ölçmek için. Neyse, yapılır abi. Gözün kapalı, yap. Ha. İyi o vakit ya. Çok şükür. Bana müsaade. Ben bir tertibe bakayım ya. Acısı dindim ya. Geldiğimden beri pek ilgilenemedim de. Aferin lan. İyi, iyi. Hadi. Hadi. İyi, iyi. Sen ne yapıyorsun? Ya adam bana CEO'luk teklif ediyor günlerdir abimden gizli. Ne? Ben de abime ihanet edeceğim diye hayır diyorum. Ama ben hayır dedikçe adam kaçan kovalanır misali üstüme düştü. Her şeyi sen yönet diyor. Bir de Nurcan, adamın galiba 6 aylık falan ömrü kalmış. Ne diyorsun ya? Malım mülküm sizin olsun. Yeter ki benden sonra kızıma bakacak iyi bir aile olsun diyor. Yani şirketler falan hepsi size kalsın. Yeter ki kızıma iyi bakın de. Ah vah vah vah, drama bak sen. Ay Allah, bak gördün mü şimdi? Sen ne yaptın? Cevap verdin mi? Hayır tabii ki. Bundan sonra sana sormadan hiçbir şey yapmayacağıma söz verdim ben. Adam bana aylık 150.000 lira maaş teklif etti. Ne? Evet, 150.000 lira. 6 aylıkta peşin veriyor. Hayır, ben 1 senelik istesem 1.800.000 lirayı direkt koyacak önüme. Al sana sermaye işte. Evet diyecek misin peki? Şimdi bak, benim durumumda yani
benim şu anki durumumda bırak Türkiye Cumhuriyeti'ni, dünyanın herhangi bir yerindeki girişimci bu teklifi direkt kabul ederdi. Ama ben kararı sana bırakıyorum. Sen ne dersen o. İyi de niye o zaman Seyfobro'ya yalan söylüyorsun? Adama inceledim falan. Adamla bayağı pazarlık yapıyormuşsun. Ya kendi dedi, yalan söyle dedi. Ne? Evet. Sen var ya, sen çok fenasın, çok. Ya bak şimdi sana sormadan abime açılamazdım. Sonuçta bu teklife evet diyecek olan biziz. Ama abimin de rızası olması lazım. Ya yani kendisini terk edilmiş hissetmemeli. Ona bunu yapamam. Aşkım, ya ne güzel bir adamsın sen ya. Ne güzel bir kalbin var senin. Ben seni çok seviyorum ya. Düşünceli kocam benim. Kim ya? Yoksa o deli kız mı? Aşkım, hayır, asla. Benimle hiçbir alakası yok. Ben haberim bile yok. Eh Şakir, eh Şakir. 40 yıllık anneni tanımadın ya. Aha, ne? Ya birincisi o 40 değil, 29. İkinci sefesi de. Ben ne bileyim senin tıraş olduğunu? Vallahi sana karşı tavırlıydım. Daha ben seninle dünyada konuşmam, küstüm. Niye ya? Beni o müteahhitin deli kızına benzettin de ondan. Bak şimdi. Birinci seferisi o adam müteahhit değil, mermerçi. İkinci seferde de o kız deli meli ama iyi kız ya. Seviyorum ben onu. Böyle cincoz, maviş bir şey. Şakir! Yazıklar olsun sana. Kızımın yanında ettiğin laflara bak. Ama anne, benim iyi niyetim suistilal ediliyor şu an. Ben daha dünyada konuşmam. Küstüm senden, gidiyorum içeri ben de. Bak şimdi ya, anne. Dudusya kurban. Benim bu yaşımdan sonra anneden çekeceklerim mi var ya? Ne yapıyorsun kız sen? Ay Şakir, vallahi çok komik olaylar oluyor. Bade Gül'le Duru mesaj atmış şimdi. Misafirhanedeymişler, çağırıyorlar beni. İyi, ben ne yapayım? Git sen, tamam. Ben de kendimi anneye barıştırtıram, ne yapayım? Şakir'cim, Halim abimle Veli de oradaymış. Yani bu demek oluyor ki sen de geliyorsun benimle. Kızım baştan öyle söylesene o zaman. At, yürü gidelim. Şuraya bak ya. Baştan niye söylemiyorlar ki yani? Son dakika haber veriyorlar insana. Direkt oraya giderdik ya. Anneyi küstürdük boşu boşuna kendimize. Seyfo? Ne oldu böyle kafanda tilkiler dönenip durun? Otur hele. Şu kelle İsmail var ya. He? Mamu da sağlam bir istihbarat yapmış. Bulunmaz Hint kumaşı diyor. Ya düşünüyorum, taşınıyorum. Samim de iyice garta kaçtı biliyor musun? Fırsat bu fırsat diyorum. O kızlar mı? He, cici bir şey ya. Tam da bu bacı Allah bozmasın bu devirde... ...bu bacı kız iyi kızdır tertip. Hay Allah'ım, ne bileyim. Yani öyle diyor değil mi? Kız biraz gelimsek mi ne? Yok be, çok el bebek gül bebek büyütülmüş ondan ya. Onu düzeltiriz biz. Bir şey yok onda. Ya biz iç damat Halil'i adam ettik. Onu mu edemeyeceğiz? Yani bilmiyorum ya. Samim sever mi o kızı acaba? Sever kız, Allah Allah. Hem kız sen demez misin? Evlen hele yavaş yavaş seversin diye. Yani. Kızım oğlun 30'unu geçti, 30'unu. Bu yaştan sonra ateş bacayı sarmaz onda artık. Tabii canım, aşk evliliğini unut. Şişt, mantık evliliği lazım. Ya doğru diyorsun emme, yani kız açık bir delimsek ya. Ya Samim ne yapacak yani? Nasıl çekecek o kızı ya? Hani terdip in de söyleteceksin ha. Allah'ın gücüne gitmeye emme, cennete baktı bu. Hay buna mı bakmayacak? Hem sana bir şey diyeyim mi ben? Cennetten akıllı bu, kat be kat akıllı. Aa, o da doğru ya. Gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar geldin. Oğlum, gel, gel, gel. Ha Sevda, sen sofrayı kur. Ha, ey ben sofrayı kurayım. Otur oğlum. Bu hayırdır, ciddi bir şey mi var? Hayırdır, hayır, hayır. Oğlum biz ananla karar verdik. Seni sonunda baş göz edeceğiz artık. Size ne baba? Senin ağzını yırtarım, benim şekerimi zıplatma. Tamam, tamam, sakin. Oğlum bak,
ailemizin dirliği, düzeni, geleceği ve yarınlarımız için. Biz senin için en doğru kararı verdik oğlum. Aman aman ben anladım. Kelle İsmail'e gelin gidiyorum. Baba pardon da siz dünür olacağınız diye ben o topa girmem. Keyfim yerinde benim. Bir dakika oğlum nereye lan? Meydana Halim'le buluşacağım. Burada sizin evlilik muhabbetinizi çekeceğim. Orada direkt evlilerle otururum daha iyi. Şuna bak hele. Nazlı. Yaş balık gibi kaçtı senin oğlun. Ben seni dedim emme istemez diye. Bunun başka yolları da var. Aa, ne gibi? Oldu da bitti maşallah. Nasıl tabii ya? Babsitiller metazoru da diyorlar. Bak indi. Efendim amca? Buz adam. Sende şu kelle İsmail'in telefonuyla adresi vardır değil mi Sarı? Var. Ha onu bana hemen postala. Postala mı? Mesaj atarsam daha doğru olur. Oğlum ben de onu diyorum ya zaten. Ya buz adam sen de var ya bazen okyanusu geçip derede boğuluyorsun Türkçemizde ha. La ilahe illallah. Şş, hadi kapıyorum kapa. Kapa kapa kapattım. Şş, babam mı? He. Ne diyor? Sami'nin başı büyük belada. Aa, niye ki? Kelle İsmail'in ev adresi sordu. E ne olacak yani? Bir saniye, sen babam kızı mı isteyecek diyorsun? Başka ne olabilir? Ay yok canım, abartmayın siz de. Bak, babamı tanımıyormuşsun gibi konuşma. Şu an istesin, köydeki bütün mekanları tek tek eşleştirip hemen evlendirir. O da doğru. Herhalde. Ya bir derdin tasan mı var senin? Sence var mı? Bence yok da dediler ki yemek yemeyecekmişsin. Acaba dedim iştahtan mı kesildi benim kızım yoksa bir derdi bir tasası mı var dedim. Öğlen lahmacun yedim ya. Ha ilk defa yedin yaktı. Ne yaptı? Şişirdi mi? O da değil peki. O zaman cır cır yaptı. Ya baba ya. O zaman ne kızım? Tadı damağımda kaldı. Geçsin istemiyorum. Lahmacunu bu kadar çok sevdiysen ben sana Malatya lahmacunu yaptırırım böyle tepsi gibi Serkan Usta'dan. O zaman bir gün çok yaptıralım köye gidelim olur mu? Ya sen nasıl istersen. Sen ne dersen ne olur. Ben senin saçının bir teline dünyaları yakarım kızım. Hadi bakayım ben gidiyorum. Ha canım benim. Bebek odası yaptırıyor ne demek ya? Vallahi halim, Seyfettin babam marangozları tepelemiş işte. Yaptırsın ne olacak ki ne güzel işte. Bence de. İçinden gelmiş yaptırmış işte. Sonuçta anın eli tutulmaz. Hı. Doğru Şakir bak zaten bizim de bu bebek odası işini halletmemiz lazım. Sonuçta o boyasıdır, o sudur, bu sudur. İki ay, üç ay çıkmıyor odadan sonra. Ben anlamadım ya. Biz niye bunların bebeği oda yaptırıyoruz ki? Şakir'cim onların değil ya bizim bebeğe bizim. Aa. Bizimki bizim evde olacak kızım. Şakir ev mühürlü.
Niye açılacak heybet aşkısın? Şimdi insanların yanında olacak mı bu? Ayrıca benim anlamadığım bir şey daha var. Harim, siz şimdi bebe bekliyor musunuz? Beklemiyoruz Şako. İstiyoruz ama beklemiyoruz. Ya fakat her an bekleyebiliriz de. Çünkü büyüklerimizi hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz. Vallahi ben anlamadım yine. Ben zor anladım. Sen nasıl anlayacaksın? Sağ ol ya Duruk. Gerçekten sağ ol. Beni anlamıyor mu? Ben anlayamam çünkü ben gerizde kaldım ben. Nasıl anlarım ben? Ay Duru gerçekten ama yani çok ayıp. O nasıl laf öyle? Duru öyle demedi. Bu... Ya bu bebek konu var ya, erkekler kadınlara göre daha az anlıyorlar ya. Ben kadın halimle zor anlıyorum. Siz nasıl anlayacaksınız demek istedi. Vallahi böyle hepimizden iyi anlattı ha. Neyse, şimdi bu durumda siz madem bebe beklemiyorsunuz... ...ya o zaman Meryem dayı niye doğmamış çocuğa, o da bitiyor? Vallahi dilimizde tüy bitti. Ama yok desek de ne Sevda annem ne teyzem inanmıyor. E madem öyle, biz de öyle kalsın dedik. Selam. Aa. Bekarların efendisi. Bu gitsin bu ya. Evlenmeden gelemezsin bu masaya. Yürü at. Orası aile salonu. Bekar alınmıyor. Şaka kaldıracak halim yok. Kazık kadar adam oldun. Hala şu haline bak. Tek başına geliyorsun hala. Haline bak haline. Yazık. Utanmıyorsun da hiç değil mi? Bıyığından posundan utanmıyorsun değil mi? Ne oldu yine Samim abim? Kaytan bıyıklım benim. Neyin var? Babam ya. İyice fütursuz bir hal aldı iş. Yani aldı beni karşısına oturttu. Baya baya ikna etmeye çalışıyor. Kellenin kızını sana alalım diye. İşte bak dedim ben. Vah vah. Vallahi büyük geçmiş olsun abi. Samim abi, bekarlar alemi seni de kaybediyor desene. İyi adamdım be abi. Nasıl kıydılar sana? Sinirden bıyıklarımı yiyeceğim ya. Sefit'in amca Kelle İsmail'in ev adresi falan aldı da. Hayda. Şu an sana kız isteniyor olabilir abi. Yok artık. Var artık. Vallahi. Var var. Şuna bak, bak. Nasıl koşuyor bak. Abi ya. Bunu psikoloğa götürün ya. Yok. Yok yani Seyfa bro yok. Yok mu? Nereye gitmiş? Ay bilmiyorum. Sevda da bilmiyor. Vallahi akıllı akıllı işler var ama bilmiyorum ne dedi. Oh. Ne yapacağız o zaman? Aşkım ben düşündüm. Bence sen İsmail Bey'i ara ve hayırlı olsun de. Seyfa bro geldiğinde ona uygun bir dille anlatırız. Ya korkuları varsa da yersiz olduğunu anlatırız. Aşkım her şey bizim kontrolümüzde olacak. E şimdi başkasının kontrolünde olursa iyi mi olur? Olmaz değil mi? Mama, ben şu anda çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Eski günlerimize geri döneceğiz. Sen başaracaksın, ben bunu görüyorum aşkım. İyi ki varsın canımın içi. İyi ki hep hayatımdasın. Ya sen iyi kilerin en iyi kişisin ya. Canım. Hadi, hadi ara. Aa, bir dakika ya. Bir şey oldu, boğazıma gıcık falan geldi. Nurcan heyecan yaptım galiba ben ya. Dur, bir bardak su içeyim ben. Tamam, tamam, ben getiriyorum. Hayırlı akşamlar. Ya kardeş, ben İsmail Bey ile şey çektim. Eren abi. İsmail Bey'le görüşeceğim diyor. Al al. Tanıyorum ben. Daha önce köyde beni gözlediyse demek. Eyvallah. Beni o kadar bahtiyar eyledin ki kardeşim. Müdrik adamın hali bir başka ya. Prensip olarak okey verdikten sonra... Bilimim, ince duygularımı da beraberinde sunmak isterim. İnşallah birlikte çok büyük başarılara imza atacağız. İnşallah, inşallah. Yarın hemen gel al paranı. İsmail Bey, o en kolayı. Bu arada eşimin de selamları var. Aleykümselam. Bak, sana bir daha diyorum. Çok münevver bir hanımın var. Kıymetini bil. Sağ olun.
son olarak kapatmadan önce... abim evde yoktu, onunla konuşamadın. Ona bu haberi ben vermek isterim. Benim ağzımdan duysun, lütfen. Tabii tabii. Bir saniye. Burada ya abin. Buraya gelmiş, bulamazsın tabii. Abim oraya mı gelmiş? Ne işi varmış orada? Dilber. Anlayacağız şimdi. Sen şimdi kapa. Ben bir bakayım niye gelmiş. Ben ona bir şey demem, sen korkma. Hadi görüşürüz. Aa, abim oraya gitmiş. Niye? Vallahi ben bir şeyden huylanıyorum Nurcan ama... Bismillahirrahmanirrahim. Aa! Bizi mi? Aynı senin de evi. Anlamıştım. Onun için yaptırdım bu evi. Yalnız İsmail Beyciğim senin ev de bizim eve benziyor ama o biraz büyüğü gibi. Ya şimdi sizin eve benziyor diye yaptırdım ama hani biraz olmadı gibi. Ha. Ha, bu arada çam sakızı çoban armağanı bizim sütümüz. Sarı süt. Daha çok şifa niyetine veririz. Hanım kızımız içer belki. Faydası olur. Anladın mı? Ya Seyfettin Beyciğim, benim kızın şifaya mı ihtiyacı var ya? Ay yok, ben öyle bir şey demek istemedim. Lafın gelişi. Hay daha çok şey manasında. Kuvvet manasında. He, evet. Sütü al oğlum. Al bu sütü. Buyurun, sağ ol. Allah razı olsun. Buyur otur Seyfettinciğim. Şeye de söyle. Meryem'e de söyle. İki tane şekerli kayfa yapsın bize. Tedirginim Nurcan. Bir çuval inciri berbat etmese bari. Aşkım tamam, bir şey olmaz. İç suyunu iç. Yani tam aradığımı bulmuşken abim gidip adamdan kızı istemese bari. Çünkü adam kızına karşı çok hassas. Yani benim kızımı istediklerinde nasıl kimyam bozulmuştu biliyorsun değil mi? Öteki tarafa gidip gelmiştim ya. Ya adamın da kimyası bozulursa ne olacak? Hayır, ters bir şey söylerse bir daha yüz yüze bakamayız gibi bir takım hassas duygular taşıyorum şu an. Olmaz olmaz bir şey, hadi sakinleş. Bir şey olmaz. Amca. Babam gördün mü ya? Anneme sordum, o da bilmiyor. Oğlum kelle İsmail'de şu an. Hemen mi gitmiş ya? Nasıl hemen gidiyor? Yakacak bu adam beni. Seni mi, beni mi? Şşt, tamam. Ya benim bu babam neden hiç vakit kaybetmez arkadaş ya? Of. Tamam, tamam, tamam. Sakin. Aşkım tamam. Ziyade olsun. Afiyet olsun. İsmail Beyciğim, gelelim sebebi ziyaretime. He, gel bakalım. Günler torbaya girmiş gibi. Acil bir şey var galiba. Yo, acil değil de ben yapı olarak vakit kaybetmesini hiç sevmem. He. Ne demişler? Vakit nakittir. Boşa harcanan vakit ise çok büyük günahtır. Şimdi tabii bu böyle resmi bir şey gibi algılanmasın. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Eğer sizinle konuşup anlaşırsak bu ilerisi için bir ön protokol olsun diye şey ediyorum. Yoksa ailecek, gelincek, çiçeği, ne bileyim, çikolatası, takısı falan filan işte yani, anladın mı? O yüzden diyorum ki Allah'ın emri, peygamberimiz kavli ile... Ya İsmail Beyciğim bak, ben lafı uzatmayayım. Eğer sen de benim gibi düşünüyorsan gel biz seninle güç birliği yapalım. Birleşelim. Bak, ben de bir tane oğlan var bekar. Allah uzun ömür versin, sende de bir tane kız var. O da bekar. Evet. Bunlar neden bekar dursun? Hayır, biz birbirimizden daha iyisini mi bulacağız Allah aşkına ya? Bak, eğer sen de benim gibi sıcak bakarsan, bu işi indi sadece biz bilelim. Ha,
Emme sonra çocuklara da bu konuyu açacağız, onların da fikrini alacağız. Ondan sonra da bu işi Allah'ın izniyle resmiyete dökeceğiz. Ben diyorum ki, senin kızını benim oğluna alsam diyorum. Yani 5 kilo sütün yanına bir kolde yumurta sar der gibi. Anlamadım. Ya kardeşim, sen pazardan yumurta mı alıyorsun?